Merhaba arkadaşlar. Ketley Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyenlerin adına da niyetlendim kapatırken. Sizler de gönlünüzden geçirdiniz. Konuyu niyetlenin. Bakalım fincanımız bize neler söyleyecek. Hep birlikte dinleyelim arkadaşlar. Öncelikle yorum yazın. Herkese çok teşekkür etmek istiyorum. İnanılmaz pozitif enerji alıyorum sizlerden dinleyip takip eden destekleyen herkese buradan selamlar her birinize teşekkür etmek istiyorum buradan kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz arkadaşlar zile basıp tümün işaretlediğinizde gün içerisindeki videolarımdan haberdar oluyor olacaksınız öncelikle ben bu falı kapatırken ben her zaman hayatta herkes Rabbim gönlünün ekmeğini yedirsin derim insanlara. Ben de o fincanı kapatırken bütün bu e, fala enerji gönderip niyetlenen herkesin Rabbim gönlünün ekmeğini yedirsin diyorum. Ve güzel enerjilerle fincanımı açıyorum. Bakalım bize neler söyleyecekmiş fincanımız. Hep beraber dinleyelim. Arkadaşlar Güzel şeyler çıksın bu böyle özellikle ne kadar güzel şeylere umudumuza ihtiyacımız var diyebileceğim malum süreçteyiz tabii ki de. Şimdi arkadaşlar öncelikle şöyle göstermek istiyorum. Evet dışarıya doğru niyetlendiniz diyebilirim. Yani bu bir yol gibi iki kişi gidilecek ya da istek gibi. Ama sonuç çok temiz sonuçlanıyor diyebilirim. Dışarı taşmış birini bekliyorsunuz ya da bir haber bekliyorsunuz. Bu sizin adınıza hayırlı sonuçlanacak. Yüreğinizin tam ortasına baktığım zaman hani evet yüreğimizde yara var mı? Var. Ama bu durum e, hani böyle çok durumlar şey değil yani evet çok kötü bir şey var yüreğiniz kabarmış gözünüz var gibi diyebileceğim bir enerji değil oradaki enerji. Şimdi tek e, gördüğüm ilk gördüğüm burada üç ayrı niyetinizin, dileğinizin olduğu bu dileklerle alakalı birileriyle konuştuğunuz hani o kadar temiz gönlünüzden geçirmişsiniz ki arkadaşlar adeta hani artık şu senin olsun der gibi ilerliyor bazı olaylar ve dileklerinizi gerçekleştirmek üzere olduğunuzu görüyorum. Şimdi bir kere e, yüreğinizle yürekten gelen bir konuşma var. Yani birilerine ben şunu, şunu, şunu çok yoruldum, sıkıldım ya da istiyorum. Neyse artık durum çok yürekten gelmiş bir defa. Onu çok net görüyorum. Şimdi e, T harfinde bir insanın olduğunu görüyorum arkadaşlar burada. T ve N harfi çıkmış. Şimdi bir yol diye yani sanki alınan bir karar var. Bu kararı iki kişiyle alakalı bir karar ve yürü ben yani, kafanızın üstünde resmen böyle bir hani şey melek e, halkası vardır ya. Sizin iyi niyetli olduğunuzu çok net hissediyorum bu falda ben. E, karşınızdaki insana elinizi an anlatmışsınız. Yani, şu şekilde böyle bir şeyler anlatıyorsunuz adeta. Karşınızdaki insan sizi iyi niyetli bir şekilde dinliyor bu arada. Sadece ne olabilir düşünüyor. Sanıyorum ki birilerine danışmak durumundayız dercesine çıkmış. T harfindeki bir insandan çekindiğini görüyorum. Karşınızda bulunan insan... T harfinin bu olaya baskın alabileceğine dair bir e, kaygısının olduğunu görüyorum. Onun dışında aslında sizinle hemfikir ve evet diyor tamam biz bu yola çıkabiliriz beraber yapabiliriz der gibi. Kaldı ki sonrasında bir yani var olan e, görüştüğünüz o konuştuğunuz iki, iki kişi olarak gördüğüm bir yolunuz var burada. Yolunuz açık gidiyorsunuz. Bir şeyleri netleştirme zamanı gelmiş ve iki kişiyle alakalı ikinci kişinin de bu, bu durumu çok hemfikir olduğunu söyleyebilirim. Sıkıntısız bir süreç. stabil bir ilerleyiş yani köklü bir ilişki 5 yıldır vardır e, atıyorum işte hani uzunca bir süredir beraberliğiniz vardır ben e, mevcut e, sevinciniz neyse öyle üzüntünüz neyse öyle ilerlediğini görüyorum açıkçası bu ara eli kulağında beklediğiniz haberler var İçinde A harfinin bulunduğu birinden özellikle tertemiz bir haberiniz gelecek diyebilirim şuradaki 5'i görüyor musunuz çok net çıkmamış mı altında da A harfi Şurada 5 var ve A harfi var. Şimdi siz burada gardınızı almışsınız. Bu insan sizin aslında karşınızda e, hata yapmış gibi, boynu bükük gibi. Yani ben bu insanı boynu bükük olarak görüyorum ve sizin çok dik duruşunuz çıkmış burada. Bu insan size geliyor. Sanki e, yaptığı işte durumla alakalı ya da sizin güçlenmeniz 5. ay netleşecek dediğiniz bir durum içerisinde 5A yazıyor da adeta. O yüzden 5. ay e, A harfindeki bir insanla alakalı. E, belki geç geçen e, bir geçirdiğiniz dönemden hatalı sizi af dilemek için geliyor. E bu insan oldukça mahcup. Siz de bunun insanın karşısında o kadar zaten güçlenmişsiniz ki hata mal da edinmişsiniz. Hani belki kaçırdığı şeye üzülüyor, belki yaptığı hataya üzülüyor ama... 5 ve A harfi çok e, baskın. Bu 5. ay adınıza bir şeylerin çok netleşmiş olacağını çok güçlü bir insan olduğunuzu görüyorum. Hatta bakar mısınız şurada elinizi uzatmışsınız bir insana. Bu arada azı dişi duruyor. Diş ağrısı yaşayacaksınız. Sinyali veriyor. E, karşıda iki insan var. Sizin resmen bu daha önce hayatınıza hükmeden karışan, müdahale eden insanların bütün ama bütün ipleri sanki sizin elinizdeymiş gibi. Bu şu anlama geliyor. Daha önce hakimmişler sizin hayatınıza, daha önce size müdahale ediyorlarmış. Ancak artık sizin elinizde tüm kozlar, maddi güç, olanak, imkan ya da şartlar öyle değişmiş ki artık o insanlar size sebat ediyor. Size sorup V ve N harfleri görüyor. Nidenin N'si, Van'ın V'si etrafınız kalabalık sevenleriniz var dışa dönük olduğunuzu görüyorum artık yani o içe kapanan bir haliniz varmış ve artık çok dışa dönük ama pozitif anlamda dışa dönüksünüz böyle hani uğraşınız çok demiyorum ama sizi seven insanlar o kadar çok etrafınızı sarmış sarmalamışlar ki seviliyor olduğunuzu görüyorum bir taç gibi burada tacınız size hani Evet, zoru başardı. Aferin, bravo. Bir, o, bir, o bir şey yani, sizin adınıza bir takdir aldığınızı, topladığınızı görüyorum çevrenizden. Arkadaşlar, göbekli bir insan var. Bu göbekli insan çok böyle hükmeden bir insan. Bu sizin tanıdığınız babanız ya da patronunuz bilmiyorum. Şimdi o iki kişi bu göbekli insanın etrafında böyle hazır ola geçmiş durumda. Ama bu göbekli insan artık size doğru dönük değil. Sizinle uğraşmıyor. Sizinle olan bir savaşı yok bu insanın. Yani ben sizin önünüz çok aydınlık olduğunu görüyorum. Şimdi burada bir tavşan bir sınav beklentiniz varsa özellikle göbekli insanla beraber sizin işle alakalıysa bu göbekli insan özellikle ya da kendi sınavınızdır bilemedim ama şimdi tam Göbeklinin altında göbekli gibi gördüğüm insanın altında çıktığı için sanıyorum ki patronunuz sizin de sanki işinize dair bir mülakat, bir sözleşme belki de bir, bir sınava tabi tutuldunuz ama sınavı geçmişsiniz gibi görüyorum. Çok net, yolu açık bir insan var burada. Allah da herkesin yolunu açık etsin inşallah. Şimdi sizin bu kendinizin maddi manevi güçlendiğiniz pişmanlık duyan mı dahil ediyor musunuz hayatınıza? Orada duruyor. Çünkü o treni kaçırmış.

siz artık kendi yolunuzu kendiniz çizerek ve güçlenerek ilerliyorsunuz yanınızdaki insanlar sizi meyit mutlu eden insanlar hayatınızdan insanları mutsuz edenleri elemiş sadece mutlu olduklarınızı bırakmış gibi bir görünüm var burada bunun dışında göbekli gibi gördüğüm insan sadece sizin dışınızda iki insan hükmedebiliyor size değil siz artık yükünüzü almışsınız burada ve dediğim gibi daha önce sizin hayatınıza hakim olan iki ya da üçüncü kişi de görüyorum burada o insanlar artık tamamen ipleri sizin elinize vermiş sen ne diyorsan o biz seni yormayacağız üzmeyeceğiz dediğini dinleyeceğiz der gibiler ki bunlar sizden yaşça büyük insanlar belki aile fertlerinizdir ama artık siz kendinizi çevrenizde eşrafınıza kanıtlamışsınız ve yolunuz gerçekten aydınlık ben şurada çok net şunu söyleyebilirim bir aylık süreciniz çok stabil aydınlık me mevcut güzel haberleriniz beklediğiniz haberleriniz geliyor stabil ilerliyor. Düşünceniz neyse o. Fakat bir ay sonrasında size gelecek olan insan, 5 A harfinde bir insan, beşinci ay size belki de çok ciddi anlamda hayatınızın e, size katacağı e, çok şükür, pişman olmuş. Hani bazen insan ister istemez zarar gördüğü insanların, af dilemesini ister ya hani kötü niyetlilik de diyemiyorum bunu ama insan içgüdüsel olarak hani çok isterim pişman olsun dersin bazen o insan pişman olmuş geliyor ve 5. ay gelecek mesajı var burada ama siz o insanı çok böyle küçültmüşsünüz zaten gözünüzde hiçbir anlam ifade etmeyecek fakat geliyor mu evet geliyor hatta şurada asker gibi gördüm boks yapan bir figür var sizi böyle ciddi donanımlı görüyorum yani Baya önünüzü açıyorsunuz arkadaşlar. Hani şey vardır ya o yapamaz, o edemez, o halledemez gibi düşünen e, e, birileri vardır ya bazen insanın çevresinde. Siz o insanlara karşı oho gardınızı çok güzel aldığınızı ve çok güzel yerlere geldiğinizi görüyorum. Sadece o pişman olan A harfle olmaz gibi duruyor yani. Size inanmayan, güvenmeyen her kim varsa çevrenizde hepsinin ağzını açık bırakacak bir sürece giriyorsunuz diyebiliyorum gördüklerim bu yönde. Şimdi süzülsünler. Ben size göstereceğim. Süzülme esnasında şu gereksiz kalıyor artık. Papağan gibi aynı şeyler söyler oldum. Bu fincan Nescafe fincanı arkadaşlar. Türk kahvesi fincanı değil. Ben sizlere faz yorumlarken daha e, derinden bakabilmek adına aslında zaten büyük boy fincan kullanıyorum. E, benim için sizin tüm eleştirileriniz çok değerli. Sadece uslup benim için çok önemli. E, uslup e, her türlü başta acı yoksa geri kalan yorumlarız. Arkadaşlar burada çok kalp kalp görüyorum. Kalbiniz kalbiniz böyle pırpır pır ediyor ya. Siz bile şaşırıyorsunuz. Gelişmelerinizi siz bile şaşıracaksınız gibi görünüyor. Şimdi bir türlü bitmedi. Tamam. Şurada bitsin. Onu bekledim. Şimdi yani burada çok net sebat eden bir insan çok net güçlenmiş bir siz yanınızla sizle beraber birini daha alıp yanınıza yüceltiyorsunuz İş tarafınız tertemiz şurada iki parça gelecek bir paranız var sanki eli kulağında gelmek üzere bir insan böyle bir, bir dik değil de böyle bir çetreferli bir yoldan gidecek orada bir engel teşkil edecek size gibi görünüyor ama siz onu aşıyorsunuz Şurada kara kara iki gözü gördünüz mü? Böyle sinmiş gibi bir dağın arkasından sinmiş. Sanki bir insan sizi izliyor gibi. Kara kaş, kara göz, esmer tenli değil de böyle daha çok kumral ama F ya da Ç harfi var bu insanda. Böylesi bir insan sizi izliyor. çıkıp da kendini açığa da çıkartamıyor. Yani uzaktan izliyor sizi. Siz peki tamamen yanınızdaki insanla beraber daha nasıl yükselebiliriz diye düşünüyorsunuz? Yani ben ailevi ortamınızın da çok ferahladığını, parça parça gelecek olan o kadar güzel balıklarınız peş peşe dizilmiş ki burada insanların size vesvesesiz yani şey nazarsız, kötü ki hem gözsüz bir şekilde gıpta ile konuştuklarını görüyorum sizin hanenizde. Bayağı aydınlık da. Şimdi iş kolunuz, ev kolunuz, aşk kolunuz. Bakın burada ben çok ö, ferah bir insan görüyorum. Kısmetli bir fal, kısmetli bir dönem. Dik duran birer bir insan peş peşe gelmek isteyen haneye gelmek isteyen partneriniz yani ben var olan partnerinizle bir şekilde ailesinin de size dair olumlu adımlarının olacağını görüyorum. Bir sekiz çıkmış ağustos ayı diyebileceğim ya da sonsuzluk işareti olarak da değerlendirebileceğim bir insan ben senin sonsuzluğun olmak istiyorum yani biz seninle karı kocayız eşiz partneriz bunu çok uzun vadeli düşünelim diyor. bunun içinde ailesini hatta dahil edecek. E, hanenize şöyle söyleyebilirim ben bu gel yani sıra sıra dizilmiş insanları sizi istemeye gelecekler diye değerlendirebilirim. Hani evleneceksiniz diye ya da işte hani sizin hani erkeğe istemeye gidilmez. E, kadının ve erkeğin ailesinin sıraya dizildiğini böyle tanışma aşamasına geçildiğini yani işlerin ciddiyete taşındığını görüyorum. E, bunun dışında arkadaşlar ailenizin artık e, bu arada işleriniz sizin iyi yolunda gittikçe çok şükür e, böyle işleriniz toparladıkça paranızın artacak oluşu hatta böyle bir tanesi böyle bir insan var uzaklarda çok yakınınızda değil yakın akrabanız yakın kan bağınız diyemiyorum ama mutsuz m harfi var isminde böyle şam şeytanı gibi bakıyor yani neredeyse siz mutlusunuz diye oturup ağlayacak hani sizin kötü olmanızı isteyen Bakın uzaklarınızda kan bağınız yok M harfi var çekik gözleri var ee, böylesi bir insanın e, siz uzaktan siz mutlu olup paranızı arttıkça o insanın da mutsuzluk böyle hani çekememez tek çekemeyeni gördüğüm kişi oydu yoksa geri kalan hakikaten herkes gıpta edecek ailemize diyebilirim balıklar zaten peş peşe gelmiş burada. O çok kısmetli bir döneme giriyor. Haneye 1, 2, 3, 4 şeklinde böyle peş peşe gidecekler. Almak istediğiniz eşyadır, bu maldır, belki bir şeydir. Öyle çok büyük arsalıyorsunuz, ev alıyorsunuz, yat alıyorsunuz diyemiyorum. Ama kısmetlisiniz. Zaten maddi anlamda rahatlamanız çıkmış. Hane de çok ferah. Yani borçsuz, artısız, tasasız diyebilirim. Hani burada alınacaklar var sanki. Ama onlar da kız parça parça çok rahat bir şekilde sizi üzmeden, canınızı sıkmadan alabileceksiniz gibi görünüyor. bir N harfi var arkadaşlar. N, Nide'nin N'si. E, böylesi bir insan sizi bu köstek olacak olduğunuz, daha doğrusu köstek olan kişiyi haber edecek. Bak buna hazırlıklı ol. Senin arkandan bu 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 konuşuluyor. İşine ket vurulsun isteniyor dercesine. Ama siz çok güzel paralar alıyorsunuz. Yani çetreferli bir yol deneyip de önünüze engel olmaya çalışan birecek birileri olacak. Bu karakaş kara göz insanmış gibi duruyor. Ama bu ne harfindeki bir insan size bu durumu önden kulak ne derler ona kulağınızı bir çekecek kulağına küpe olsun bu. Bak bir dikkatli ol diye sizi uyaran bir insan görüyorum. Bu çok iyi niyetli bir insan. Hatta sonrasında sizi çok hazırladığı için bu duruma sizin bu faka basmadan güçlenmeye devam edecek olmanızı sağlıyor olabilir bu insan uyarısı vermiş fincanınız. Bunun dışında arkadaşlar hakikaten baktığım zaman beni yoran nazarınız yok beni yoran bir durumunuz yok ben gayet çok temiz görüyorum bu durumu. Ee, görebildiklerim böyle kısmetli bir döneme girdiğinizi söyleyebilirim arkadaşlar dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum her birinize benim için sizin yorumlarınız çok önemli yorum yazan bütün arkadaşlarıma çok teşekkür etmek istiyorum şunu söylemek istiyorum arkadaşlar kanalımı desteklemek için abone olabilirsiniz e, ve e, zile basıp tamamını işaretlerseniz de e, gün içerisindeki videolarından haberdar oluyor olacaksınız. Şu süreç önemli sağlıklı kalmanızı temenni ediyorum. Rabbim herkesin gönlünün ekmeğini yedirsin. Önce sağlıklı kalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz hoşçakalın.